Masif kanama protokolü 7T. Tarih 13 Nisan 2022. Yazan Melis Efeoğlu. Seslendiren Gizem Coşkun Yüksel. Merhabalar. Bilindiği gibi multitravmada şokun erken tanınması ve kanama kontrolü kadar kan ürünleri ve ilaçların hızlı ve koordineli bir şekilde verilebilmesi de önemli. Bunun için masif transfüzyon protokolleri merkezden merkeze minor farklılıklar olsa da standartize edilmiş durumda. Hemorajik şok ve masif transfüzyon protokolü ile ilgili sitemizde bolca yazı mevcut. Bunun yanı sıra yakın zamanda kalsiyumun rolü ile ilgili yazımızı okumanızı da öneririm. Bugün masif kanamalı hastanın yönetimini iş akışına ve hastalara faydalı olabileceğini düşündüğüm 7T ile sadeleştirilmiş formatta ele alacağız. Masif kanama protokolü, masif transfüzyonun yanı sıra bir dizi eş zamanlı ve hayati eylemi de içeriyor. Masif kanama protokolü tanımı ile uygun kan ürünlerinin erken ve zamanında uygulanmasını, tranexamik asit gibi yardımcı ilaçları, klinik ve laboratuvar takip ve hedefleri, ısı ve kanama kontrolünü ele alacağız. Masif kanama protokolünün 7T'si 1. Tetikleme, trigger. Masif kanama protokolünü etkinleştirme kararı, klinik karar, skorlamalar ve ilk tedaviye yanıt ile verilmeli. Masif kanama protokolü aktivasyonu ihtiyacı tek başına bir klinik bulgu veya tetkik sonucu ile belirlenemiyor. Masif kanama protokolü aktivasyonu kararının alınabileceği 3 zaman aralığı var. Bunlar hastane öncesi, hasta acile geldiğinde, resütasyon esnasında. Hastane öncesi dönemde yüksek enerjili travma mekanizması şok indeksinin yüksek olması durumlarında masif kanama protokolü aktivasyonu göz önünde bulundurulmalı. Hasta acile geldiğinde ise klinik karar araçları, skorlamalar ve özellikle hastalardaki tuzaklar, yaşlı, ilaç kullanan göz önünde bulundurulmalı. Karar araçları olarak TAS, RAPT veya ABC skorlamaları kullanılabilir. TAS için tetkik sonucu gerektiğinden RAPT veya ABC skorları daha pratik görünmekle birlikte masif transfüzyon ihtiyacını belirlemede RAPT skorunun 2 ve daha fazla olmasının doğruluğunun ABC skorundan daha yüksek olduğu gösterilmiş. TAS skoru, Trauma Associated Severe Hemorrhage. Değişkenler, hemoglobin, bas fazlası, sistolik kan basıncı, serbest batın içi sıvı, anstabil pelvis kırığı, açık diş soki femur kırığı, erkek cinsiyet. TAS skorlama sistemi 18 puan, %50 masif transfüzyon olasılığını gösterir. RAPT skoru, parametreler. Şok indeksinin birden fazla olması, pelvik kırık, penetran mekanizma, feste sıvı pozitifliği. RAPT skorunun 2 puan ve üzeri olması masif transfüzyon protokolü. Assessment of Blood Consumption, ABC skoru. Parametreler. Acil servise sistolik kan basıncının 90 mm civadan düşük olması, acil servis kalp hızının 120 vuru bölü dakikanın üzerinde olması, penetran mekanizma, feste sıvı pozitifliği. ABC skorunun 2 veya daha fazla olması masif transfüzyon protokolü. Resütasyon esnasında ise resütasyon yoğunluğu kavramının kullanılması öneriliyor. Uygun doku perfüzyonunun sağlanması için 3 ünite herhangi bir kristaloid ve kan ürünün kombinasyonu kullanılması gerektiyse yoğun resütasyondan bahsediliyor. Bunun yanı sıra critical administration threshold'da 1 saat içerisinde 3 veya daha fazla es ihtiyacı olması yararlanabilecek bir diğer araç. Tüm bu göstergelerin ışığında herhangi bir zaman aralığında yukarıda bahsettiğimiz masif kanama protokolü aktivasyonu ihtiyacının göstergesi olabilecek bulgular mevcutsa masif kanama protokolünün aktive edilmesi gerekir. Transfüzyonda önerilen es, TDP, trombosis fonksiyonu oranı ise bilindiği gibi 1-1-1 veya 2-1-1. 2. Takım, team. Hastanın akıbeti, disiplinler arası bir ekip tarafından sağlanan bakımın kalitesine bağlıdır. Merkezin imkanlarına göre bu ekipte acil tıp, travma, anestezi, hematolog, yoğun bakım, kadın doğum hekimleri, hemşireler, laboratuvar ve kan bankası çalışanları, solunum terapistleri, hasta destek çalışanları ve taşıma personelleri bulunmalıdır. Kan ürünlerinin hızlı teslimatını ve kanama kaynağı kontrolünü sağlamak için acil servis ekibi, laboratuvar ekibi, kan bankası ve cerrahi ekip, hastane öncesi ekipten alınan bilgiler ile haberdar edilmelidir. Masif kanama protokolü ekibinin bir lideri olmalı,
Buna göre görevlendirmeler yapılmalı, ekipmanlar hazırlanmalıdır. 3. Tetkikler, testing. Masif kanama protokolü başında tetkikler istenmeli ve saat başı bazı durumlarda daha erken tekrarlanmalıdır. Standart bir rutin tetkik seti belirlenmesi işleri kolaylaştırabilir. Örneğin travma paketi. Standart tetkik setinde şunlar olmalı. Kan grubu, crossmatch, tam kan sayımı, INR, APTT, fibrinojen, iyonize kalsiyum, arter kan gazı, elektrolitler ve THCG. Standart bir setin olmadığı durumlarda acil servise en çok atlanan tetkikler fibrinojen ve kalsiyum. Kalsiyum bilindiği üzere koagülasyon ve hemostazda önemli bir role sahip ve kan ürünlerinin içerisindeki sitrat kalsiyumu bağlayarak inaktive edeceğinden hastaya her 3-4 ünite kan ürünü verildiğinde serum kalsiyum düzeyini takip etmek ve düşük saptanlığına kalsiyum vermek önemli. Fibrinojen ise travmatik koagülopatilerde tükenir ve kan ürünü verilmesiyle dilüye olur. Düzeyi takip edilerek kriyoprecipitat veya fibrinojen konsantresiyle replase edilmeli. Aktif kanaması olan gebe ve postpartum hastalar diğer hastalara kıyasla fibrinojen düzeyleri daha düşük olma eğilimindedir ve dik riskleri daha yüksektir. Bu hastalar için fibrinojen transfüzyon eşiği daha düşük tutulmalı. Travma resüsitasyonun gidişatını değerlendirmek için hemogram, fibrinojen ve venöz kan gazını ek olarak INR de takip edilmelidir. İlk APTT başlangıç INR'si ile uyumlu olduğu sürece APTT'nin tekrarlanmasına gerek yoktur. Varsa rotasyonel tromboelastometri veya tromboelastografi de faydalı olabilir. INR'de artış olması durumunda TDP, PCC verilmelidir. Eğer warfarin kullandığı bilinen hastada masif kanama protokolü aktive edildiyse en az 1'e 2 oranında TDPS, TDP, 2000 internasyonel ünite PCC ve 10 mg K vitamini verilmelidir. Bu durumda INR sonucunun beklenmesine gerek yoktur. 4. Tranexamik asit. CRASH 2 çalışmasından sonra tranexamik asit multitravma hastalarının resüsitasyonunda standart olarak yerini aldı diyebiliriz. Tranexamik asit uygulaması yaralanma zamanından sonraki ilk 3 saat içinde masif transfüzyon için aday olarak kabul edilen yaşamı tehdit eden kanamadan şüphelenen tüm travma hastalarına ve ayrıca başlangıç sistolik kan basıncı 90'ın altında veya kalp hızı 110'un üstünde olan hastalara önerilmekte. Tranexamik asit uygulamasındaki her 15 dakikalık gecikmenin mortaliteye olan faydasını %10 azalttığı gösterilmiş. Hasta eğer ilk olarak getirildiği merkezden travma merkezine sevk edilecekse tranexamik asitin 1 gram IV bolus artı 1 gram IV 8 saatte infüzyon transferden önce başlanması gerekiyor. Ancak görülmüş ki ilk 1 gram bolustan sonraki tranexamik asit infüzyonlarında transferine bağlı sebeplerden dolayı aksamalar olmuş. Bu sebeple sevk edilecek hastalara nakil öncesi tek seferde 2 gram IV bolus verilmesi de kabul edilebilir bir seçenek haline gelmiş. Çeşitli kaynaklardaki bir diğer seçenek ise 1 gram IV bolusu takiben 1 saat sonra tekrar 1 gram IV bolus. Buna göre tranexamik asit doz seçenekleri. 1 gram bolus 10 dakika içerisinde, hemen ardından 1 gram infüzyon 8 saatte, 1 gram bolus 10 dakika içerisinde, 1 saat sonra 1 gram bolus 10 dakika içerisinde, 2 gram bolus başka merkeze sevk olacak hastalar için. 5. Targets. Hedefe yönelik transfüzyon. Hastanın doku perfüzyonu ve resüsitasyona yanıtı izlemek ve prognoz için klinik hematolojik metabolik resüsitasyon hedefleri kullanılabilir. Klinik hedefler. Nabız 100'ün altında, ortalama arter basıncı 55-70'in üzerinde, başlangıç kan basıncına bağlı olarak, Glasgow koma skalası 15, kafa travması veya zehirlenme yoksa, idrar çıkışı saatte 30 mililitrenin üzerinde olması ve yatak başı USG'de normal vena cava inferior çapı ve kolabilitesi. Hematolojik hedefler. Serum hemoglobin litrede 8 gramın üzerinde olması, trombosit mililitrede 50 bin üzerinde olması, kafa travmalı hastalarda 100 bin üzerinde olması, INR'de 1.8 bin üzerinde olması, fibrinojen 1.5-2 gram bölü litre. Metabolik hedefler. pH 7.3'ün üzerinde, laktat 4 milimol bölü litrenin altında, serum kalsiyumu 1.15 milimol bölü litrenin üzerinde. Transfüzyon ile ilgili diğer bilinmesi gerekenler. Hastanın kan grubu bilinmiyorsa,
45 yaş altı kadınlara 0 RH negatif S ve diğer hastalara 0 RH pozitif S verilmeli. Hastanın kan grubu bilinmiyorsa AB grubu TDP verilmeli. Kan grubu belirlendiğinde grup spesifik S ve TDP'ye geçilmeli. Hipotermiden kaçınmak için S ve TDP ısıtıcı aracılığıyla transfüze edilmeli. İsrafı önlemek için kan ürünleri transfüzyona hazır olana kadar uygun sıcaklık kontrollü, onaylanmış kaplarda taşınmalı ve saklanmalı. Yanlış transfüzyon önlemek için gerekli transfüzyon öncesi kontroller yapılmalı. Gereklilik ortadan kalktıysa kan ürünleri kan bankasına iade edilmeli. 6. Isı, temperature. Hipoterminin travma hastalarında koagülopatiyi kötüleştirerek mortaliteyi artırdığı gösterilmiş. Vücut sıcaklığındaki her 1 santigrat derecelik düşüş, kısmen bozulmuş pıhtılaşma nedeniyle kan kaybını %20 oranında artırmakta. Hastane öncesi çevre koşullarından, travmanın kendisinden veya kan ürünlerinin verilmesinden kaynaklanabilir. Hastanın acil servise hipotermik gelip gelmediğine bağlı olarak ilk acil servis değerlendirme sırasında ve sonrasında en az saatte bir hastanın rektal ısısının takip edilmesi önemlidir. Hipotermiyi önlemek için maruziyet en aza indirilmeli ve ıslak giysiler çıkartılmalı, sıcak battaniyeler yerleştirilmeli ve ısıtılmış IV ürünler kullanılmalıdır. Ateş, masif kanama protokolünün başlamasından veya hastaneye varışından itibaren 15 dakika içerisinde ve ardından en az her 30 dakikada bir veya mümkünse sürekli olarak ölçülmelidir. Hedef sıcaklık 36 santigrat derecenin üzerinde. 7. Sonlandırma, termination. Yukarıda bahsettiğimiz klinik, hematolojik ve metabolik nedenlere ulaşıldığında, yani hemostaz sağlanıp hasta stabilize edildiğinde veya hasta kaybedildiğinde masif kanama protokolü sonlandırılır. Yaygın düşülen bir hata, masif kanama protokolünü hemodinamik stabilitesinin ilk belirtisinde sonlandırmaktır. Bu hastalar ameliyathaneye transfer sırasında ikinci bir kanama ve instabilite dalgasına maruz kalabilirler veya uygun resütasyona rağmen perit travma vazoplejisi oluşabilir. Sonlandırma süreci ve kriterleri tüm ekibin bilgisi dahilinde olmalı. Hasta en uygun bölüme devredilebilir, gerekiyorsa üst merkeze sevk edilir. Hasta yakını bilgilendirilmelidir. Kan bileşenleri gönderildiğinden 4 saat sonrasına kadar transfüze edilebilir. 1 saatten uzun süre sıcaklık kontrollü bir ortamın, yani kan soğutucusu veya buzdolabı dışında verilen ve dışında kalan kan bileşenleri envantere geri dönemez ve kan merkezi tarafından atılır. İsraf olmaması için masif kanama protokolü sonlandırılır sonlandırılmaz taşıma personeli ile iletişime geçilmelidir. Dinlediğiniz için teşekkürler.